İnsan da en çok kime gazap eder biliyor musun? Anasına babasına gazap eder. Nasıl bir şey ya? Gerçekten hiç aklınız hayaliniz alıyor mu? Siz öyle değilsinizdir yani. ha. Şimdi aklınıza böyle gelmesin ama ben böyle çevremde ayet hadis dinlemeyen birçok insanda görmüş olduğum şey, yetiştiren ana baba, besleyen büyüten ana baba, hep eleştirilen de ana baba. Niye? Bunu eksik yaptı, şunu şöyle yaptı. Ya bu kardeşim yaptı işte ya sen. Bu çok büyük bir şey yaptı. Bunu elin adamı sana yapmaz ya. Böyle bir şey var yani. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki evlat anasını babasını pek sevmez buyurmuş. Niye sevmez? Nefis var çünkü. Sürekli irdeler. Ev bıraksa ev bıraksa arsa tarla tapu bıraksa yine de beğenmez. Niye? Öbürküne daha güzeli bıraktı. Lan bırakmış işte sana. Sen onu kendi başına alsan alamazsın işte. Hepimizde şöyle bir hayal var. Hmm. Evlenirsek yani bekarlar için diyorum. Evlenirsek var ya öyle bir balayım meselesi şimdi. Bizde yoktu da şimdiki yeni jenerasyonda var bu. Evlenirsek balayına Umre'ye gideriz. Veyahut da şimdi biraz büyüse bile hanımla bir umre yapsak, hanımla bir hac yapsak, hep hanımla, hanımla, hanımla veya ailecek. Ana babayla hac, umre yapmak hiç gündemde yok. Var mı? Siz gördünüz mü? Allah Allah. Halbuki kendi kendime dedim. Ana babayla hacca gitsen veya umreye gitsen onları götürmeye Allah muvaffak etse. Hani biz de istesek yani. Ondan sonra Kabe'de bir ana baba duası alsak ne kadar muazzam bir iş olurdu değil mi? Peygamber duası gibidir buyuruyor Resulullah Efendimiz.